Evet, şu anda Alçıtepe köyünde Sayın Mutlu koleksiyonu var, harp koleksiyonu var. Orayı gezeceğiz. Bakın arkamda gördüğünüz şu küçük yapı, köy evi. Burayı bakkal Sayın Mutlu amca yapmış. Savaş esnasında çıkan ne bulduysa onları gelip burada sergilemeye karar vermiş. Evinin birinci katını müzeye döndürmeye karar vermiş. Sonra Alçıtepe köy halkı da sahada ne bulduysa toplamaya başlamış ve burayı müzeye çevirmiş. İçeriye girip göreceksiniz şimdi. Hiç oldukça bakımsız. Sayın Mutlu dede vefat ettikten sonra herhalde torunları falan bakıyor ya da çocukları. Ama oldukça bakımsız. Giriş 5 lira. Lakin toz içinde. Yani daha iyi bakılsa güzel olurdu. Ama maalesef bu kadar bakıyorlar işte. Onun gibi duruyorlar. 3-5 lira burayı ayakta tutmaya çalışalım. Biraz daha bakımlı yapsalar güzel olurmuş. Yaşar mı? Görüntü şu ki çok fazla yaşamaz gibi geliyor. Bundan sonraki jenerasyonu çok yaşatır mı bilmiyorum ama siz de şimdi göreceksiniz zaten. Bakalım gelin görelim. Böyle bir köy evinden buraya giriyorsunuz. Birinci bölüm. Bak birinci bölüm karşısı. Evet. Bir köy evi müze oldu. Evet, burada Alçıtepe köyünde Bakkal Salim Mutlu Müzesi. Değil mi? Bakkal Salim Mutlu Müzesi. Bir bakkal evet. Amcamız varmış burada. Salim amca. Ne yapmış? Savaştan zamanında şey yapmış. Nerede bulduysa almış, toplamış. Halk da ona yardım etmiş. Evinin birinci katını böyle müze yapmış. Vallahi bravo. Ona diyorlar ki o bir tarih aşığı diyorlar. Ne diyorlar? Ona bir tarih aşığı diyorlar. İkinci bölümde burası. Aldığı her şeyi evinde müzeye çevirmiş. Bakalım. Bulduğu her şeyi müze. Kendisi toplamış. Kendi toplamış bunları. 80 kiloluk İngiliz top mermileri. Bunlar kendi arşivinden. Solda ışıklar. Yak bakalım ışıkları. Burada ışığınızı da kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Bu müze böyle bir müze. Doğal. Kendin yap müzesi. Evet. Bakın. Kovanları toplamış. Evet. İlginç zaten. Yani çok şey değil. Bakımlı değil. Burada şey falan görebilirsiniz. Bu çiçek geçmiş mermileri çok fazla var. Evet. Daha önce geldiğini görmüştüm şimdi. Tamam. Nerede bunları bakkal Salim amca toplamış kendi evinde sergilerken köy halkı da ona yardım etmeye başlamış. Sonra böyle bir sürü şey toplanmış burada. İçe geçmiş mermi kovanları var mı? Şurada olabilir belki. Burada da var çünkü çok. Bunlar hep toplanmış. O dönemden kalan top mermileri. Misket çeşitleri. Karşıda da var bakın. Evet amca burayı kendi evine böyle sergi haline getirmiş. Bir bölüm var burada. Sonra buradan çıkıyorsunuz evin avlusuna. Bir de karşıda ikinci bölüm var. Başka da yok zaten başka bir şey. Yukarısı falan kendileri yaşıyorlar herhalde. Şurada da kendileri yaşıyorlar odası. Şurada bu bölüm var. Gelen topraklar. Ülkenin dört bir yerinden gelen topraklar. Evet. Giriş 5 lira. Buraya. Çiviler, dişler,
ışıklar falan. Korona kreşesi masa dileklerimizle. Evet. Demek yani. Aynen öyle.